Kediler son derece sevimli hayvanlardır. Oyuncu karakterleri ve temizlikleriyle en çok tercih edilen evcil hayvanların da başında yer alırlar. Ancak bu maceracı hayvanlar zaman zaman meraklı davrandıkları için başlarını türlü dertlere sokabiliyorlar. Güney Kore'de bir iş yanında duvarların arkasından sesler geliyordu. Önce bir fare ya da sıçandan şüphelendiler. Ancak daha sonra binada çalışan Liu adlı bir adam merdivenlerin altındaki kapağı açarak oraya mama ve su bıraktı. Bir süre sonra kontrol ettiğinde mamanın yenmiş olduğunu gördü. Bu süreç tam 2 yıl boyunca devam etti. Liu düzenli aralıklarla duvarlar arkasındaki bu gizemli hayvan için mama ve su bırakıyordu. Sonunda kendisiyle tanışmak için bir plan hazırlandı. Endoskopide kullanılan özel bir kamera yardımıyla duvarın iç kısmı kayıt altına alındı. Tahmin ettiği gibi duvarın arkasında 2 yıldır bir kedi yaşıyordu. Ancak çıkmak için bir çabası yoktu ve miyavlamıyordu. Yine de veterinerler bir kedinin o ortamda daha fazla sağlıklı bir şekilde kalamayacağını söyledi. Bina sahibinden izin alındı ve duvarlar belli noktalardan kırılarak kediye ulaşılmaya çalışıldı. Sonunda çabalar sonuç verdi. Oldukça sinirli ve saldırgan davranan hayvan kontrol altına alındıktan sonra bakımları yapıldı. Kötü durumda olduğu görülen kediyi tedavisinin ardından Liu sahiplendi. Bu kez Çin'deyiz. Bir mağazanın dış vitrinlerinde kullanılan cam kaplı sütunların içindeki yavru kedi bir süre sonra insanların dikkatini çekti. Camlı bölmeye üstteki boşluktan düştüğü anlaşılan ve bitkin durumda olduğu görülen kediye bir an önce ulaşılması gerekiyordu. İlk olarak camı kırmayı düşünen hayvanseverler bunun kedi için tehlikeli olabileceğine karar verdi. Ardından kedinin bulunduğu bölümün yanındaki yer karoları söküldü ve toprak altından yavru hayvanın çıkabileceği bir boşluk oluşturularak kedi kurtarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Alzheimer olan Paul Russell hastalığından dolayı kedisini ihmal etmiş ve onun bakımını yapamamıştı. Senelerdir bu şekilde yaşayan hayvanın tüyleri o kadar çok uzamıştı ki adeta bir ahtapot kedi olmuştu. Hayvanseverler tarafından kurtarıldıktan sonra kedinin tüyleri kesildi. Heidi isimli kedinin fazlalık tüylerinden kurtulduğundaki rahatlığı ve mutluluğu herkesi sevindirdi. Paul Russell kendi bakımını da yapamadığı için huzur evine yerleştirildi, Heidi ise koruma altına alındı. Ankara'da da herkesi duygulandıran bir iyilik hikayesi yaşandı. Köpeklerin saldırısı sonucu ön ayaklarını kaybeden bir kedinin önce tedavisini üstlenen Osman Kaplan adlı vatandaş, ardından artık sokaklarda yaşayamayacak durumdaki hayvanı evine aldı. Üstelik bununla da yetinmeyen Kaplan, kedinin rahatça su içip mama yiyebilmesi için özel bir eğimli yükselti tasarladı. İlk denemeyi YouTube kanalında yayınlayan Kaplan'ın içten sevinci izleyenleri duygulandırdı. Aferin benim bir taneme. Baban senin için yaptı. Hadi kurban oldun. Hadi. Hadi aşkım. Hadi aşkım. Kurban olurum sana. Kurban olurum sana. Aferin benim bir tanem. Elfu elfi salatin. Listenin sonunda İstanbul'dayız. Üsküdar'daki Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin imamı Mustafa Efe, cemaatin çektiği fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda kişinin ilgi odağı oldu. Kedi dostu imam olarak anılmaya başlandı. Efe'nin sokak kedilerine caminin kapılarını açması, vaaz verirken dahi onlara şefkat göstermesi Avrupa basınının da ilgisini çekti. Hatta sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bazı gazete manşetlerinde İslamofobiyi yıkan kareler olarak yansıtıldı. Efe, kedilere gösterdiği şefkatin sadece kendisiyle sınırlı bir durum olmadığını, her Müslümanın böyle davranması gerektiğini söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.